Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İngilizce videolarımızla devam ediyoruz. Süpi hocamla birlikte. What's in the video hocam? What's in the video? Teacher. Teacher. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Önceki derslerimizde insanları fiziksel ve kişilik anlamında nasıl tanıtabileceğimizden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise comparative form of adjectives, yani sıfatların daha anlamlarını kullanarak insanlar arasında kıyaslama yapmayı göreceğiz. Tabii bu kıyaslamayı yaparken short adjective dediğimiz kısa sıfatlardan, long adjective dediğimiz uzun sıfatlardan, irregular adjective dediğimiz düzensiz sıfatlardan faydalanacağız ve more ve less kalıbıyla arkadaşlar dersimizi sonlandıracağız. Evet, hemen short adjectives, yani kısa sıfatlarla başlayalım. Neden sıfatların kısa veya uzun olması fark ediyor bizim için? Birazdan göreceğiz. Bu kısa sıfatlar arkadaşlar one syllable adjectives, yani tek heceli sıfatlar da diyebilirsiniz. Bu tek hece olayı Türkçedeki gibi değil, ancak genelde içlerinde bir tane sesli harf olduğunu bilmeniz yeterli. Yani tamam. Fat, tall, ugly, smart, calm gibi kelimeler. Buna young da ekleyebiliriz. Young, onu ekleyelim hatta. Young, iki sesli var ama. İki sesli var ama tek heceli olarak değerlendiriyor. Tamam. Çünkü tek seferde ağzından çıkabildiği için. Ben bu fat, şişman, tall, uzun anlamlarını bir kere daha söylemek gerekirse. Ugly, çirkin demek. Smart neydi? Zeki. Zeki, calm. Sakin. Sessiz. Sakin. Young da genç demekti. Bu gibi sıfatlara ben, comparative bu arada tekrar söylemek gerekirse, sıfatlara daha anlamının katılmasıdır. Bunlara daha anlamı katarken sıfatların sonuna er eki getiriyorum. Er eki getiriyorum. Öğretmenim, bazı yerde i er görüyorum, bazı yerde en sondaki harfin tekrarlandığını görüyorum. Sonu bu şöyle. Y ile bitenler. Ünsüz, ünlü, ünsüz şeklinde son üç harfi bu şekilde olan sıfatlara er eki getirilmek istendiğini de ağzımızdan otomatikmen son harf tekrarlanır. Hadi deneyelim. Şunu ikinci t'yi getirmeden okumaya çalışır mısın? Fetter. Otomatikmen iki t çıkıyor. Evet. Mesela thin, ince, zayıf demek. Bunu okur musun er getirerek? Thinner. Otomatikmen sondaki N uzuyor. İki tane oluyor. Sebebi ise tekrar söylüyorum. Ünsüz, ünlü, ünsüz gibi son üç harfinin bu olduğu durumlarda erle biten ya da herhangi bir getirildiğinde sondaki harfi double yaparız arkadaşlar. Peki öğretmenim, neden burada i, er geldi? Şöyle düşünün. Oradaki kelimenin orijinali ugly. Y'li. Y'yi kaldırdık, yerine i, er getirdik. Peki sen şu şekilde okumayı dener misin Nagihan? Ugly yer olmuyor ki. Ne oluyor? Ağzımızdan her türlü y yerine i çıkıyor. Zaten hani birinci sınıfa başlayan benim de bir kızım var. Onlara harfleri öğretmeye başlayacaklar şimdi. Sesleri öğretmeye başlayacaklar. Y harfini nasıl öğretiyorlar birinci sınıfta, biliyor musun? Y, i beraber söylüyorlar. Çünkü y ve i ağızdan aynı noktadan çıkıyor. F ve V'de olduğu gibi. Yani bazı harfler vardır, sesler birbirine yakın çıkar. Y ve i de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla y'yi i'ye dönüştürüyorum. Smarter, calmer. Ne olmuş oldu? Fat, şişman. Fatter. Daha şişman. Daha şişman. Hepsini tek tek yazmayacağım. Tall. Uzun. Taller. Daha uzun. Ugly. Çirkin. Uglier. Daha çirkin. Smart. Zeki. Smarter. Daha zeki. Calm. Sakin. Calmer. Daha sakin. Young. Genç. Younger. Daha genç. Daha genç. Yani yaşça daha küçük anlamına geliyor. Örnek olarak peki nasıl kullanıyoruz onu bakalım. Ha, bu arada bu sıfatlardan sonra şöyle yapalım. Bunlar A kişileri, bunlar B kişileri. A ve B'yi kıyaslıyorum. A ile B'yi kıyaslarken eğer bu isim cümlesi olduğu için iz getiriyorum. Sıfatlara er anlamı yüklüyorum ama daha sonra kıyasladığım diğer kişiden önce den getiriyorum. Bu Türkçedeki tam olarak dan denle aynı anlama geliyor. Yani Mark is taller than Jack derken Mark Jack'ten daha uzun. Daha uzun. Yani kıyasladığım ikinci kişiden önce den getirmeyi unutmuyorum. Ben de bunu öğrencilere şöyle söylüyorum. Densizlik yapmayın, den kullanın diyorum kıyaslama yaparken. Deni arkadaşlar. Unutmuyoruz. İkinci kişinin önüne hemen getiriyoruz. Kısa sıfatlarımız bu şekilde daha anlamı kazandırıyor. Örnek olarak mesela şuna Tim diyelim, buna da Tom diyelim. Tim old ise Tom older. Peki bunu deminki AB örneğinden kıyaslayacak olursan Tom Tim'den daha yaşlı der misin? Nasıl dersin? Tom is older than Tim. Strong, güçlü demek. İki tane bir kaldırıyor. Daha stronger, daha güçlü. Buna ne diyelim? Ali diyelim. Buna da Veli diyelim. Çok zor isimler buldum. O zaman Ali is... Hangisi sence? Bu daha güçlüydü. Evet. Veli is stronger than Ali.
Fast, hızlı. Faster. Daha hızlı. Daha hızlı. O zaman araba, yani otomobil, bisikletten daha hızlı nasıl diyeceğiz? Car. A car is faster than bicycle. A bike. Yani bir araç, bir araba, bir bisikletten daha hızlıdır diyebiliriz. Densizlik yapmıyoruz. Deni kullanıyoruz arkadaşlar. Den çok önemli. Geldim long adjectives, yani uzun sıfatlara. Diğer bir adıyla two or more syllables adjectives, yani iki veya daha çok heceli sıfatlar. Hı hı. Şimdi o birinci sayfayı tekrar verir misin bana? Hemen bulalım. Şöyle. Şimdi ne yapmıştık arkadaşlar? Sıfat. 3 harfli, 4 harfli, 4 harfli, 5 harfli, 3 harfli, 4 harfli falan filan genelde. Şimdi buraya geldik. Harf sayısı ne oldu? Otomatikman 9, 10'a kadar çıktı. Dolayısıyla hani bunlara uzun dememizin sebebi harf sayısı bakımından uzun olmaları. Hı hı. Ne demek beautiful? Güzel. Cheerful neydi? Güleç. Thoughtful? Düşünceli. Honest veya? Trakyalılar dürüst. Dürüstü. Punctual da? Dakik. Dakikti. Şimdi sıfatlar uzun olduğu zaman sonlarına er falan getirmiyoruz. Bunun yerine onların önüne more getiriyoruz. İşte buradaki more'lar onlara daha anlamı katıyor. Ama bir şeyi tekrar unutmuyoruz. Burada da yine den var. Densizlik hiçbir zaman yapmıyoruz kıyaslamalarda. Şimdi örneğimize bakalım. Yine burada A ve B kişileri var. A'yı başa, B'yi sona getiriyorum. Sıfada daha anlamı katıyorum ve deni unutmuyorum. Bu şekilde kıyaslama cümlesini kurmuş oluyorum. Mark is more thoughtful than Jack. Ne demek bu? Mark, Jack'den den daha düşünceli. Daha düşünceli. Cindy is more punctual than Julie, ki genelde kadınların problemidir. Cindy, burada bir itiraz ediyorum. Cindy, Julie'den daha dakiktir. Dakik. Arkadaşlar, bu iddiada ne kadar doğru olduğumu milyonlarca örnekle ispatlayabilirim. Kadınlar biraz evden çıkma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Evet, hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, uzun sıfatlara da önlerine more getirerek daha anlamı kazandırdık. Şimdi bir de bazı sıfatlar var ki bu sıfatlarda şey gibi... düzensiz sıfatlar, düzensiz insanlar veya düzensiz öğrenciler gibi değerlendiriyorum. Ben neden biliyor musun? Kurallar hiçbir zaman uymuyorlar. Mesela fiiller de var, düzensiz fiillerde. Diyor ki, siz bana kural dayatamazsınız. Benim kendi kurallarım var. İşte ben bambaşka biri olacağım. Aynen öyle. Şimdi bizim normalde kısa sıfat... mesela bunlar arkadaşlar irregular adjectives, yani düzensiz sıfatlar diyoruz. Düzensiz sıfatlar... Düzensiz sıfatta daha anlamı kattığım zaman bambaşka bir kelimeye dönüşüyor. Aynen öyle. Şimdi normalde eğer bu kısa sıfat olsaydı sonuna er alması lazımdı ama er almıyor. Evet. Uzun olsaydı başına more alması lazımdı ama onu da o almıyor. Da olmuyor. Ne oluyor biliyor musun? Good, yani iyi anlamına gelen good sıfatı daha iyi. Gooder demiyoruz da better'a dönüşüyor. Better daha iyi. İyi demek. Bad kötü, worse daha kötü. Daha kötü. Much ya da many, ikisi de çok demektir. Hani how much, how many var ya, zaten onlar da buradan geliyor. Daha çok derken dikkat et, ikisinde de zaten more kullanıyoruz. Aa, biz more'u bir önceki sayfada uzun sıfatların hepsine daha anlamı kazandırırken kendi kullandık değil mi? Evet. Dolayısıyla nicelik olarak, nitelik olarak da sıfata biz daha anlamı katarken önüne more getiriyoruz. Daha kötü. Little, one little, two little falan var ya. Little küçük veya az demek normalde. Daha az derken de less ifadesinden faydalanıyorum. Far ne demek? Arabanın uzak. Farı gece nereyi gösterir? Uzağı gösterir değil mi? Uzağın görmesine yardımcı olur. Buna further veya further gibi iki şekilde de okuyabilirim. Yani farther diye bir şey yok arkadaşlar. Örneklerimizi yine bakalım. Aa, burada tekrar yine bir şey gözüme çarpıyor benim. Den her zaman. Çünkü niye mantığımız da bu şundan daha şöyledir gibi bir cümle hep kurmak. Hep kullanıyoruz. Mark is a better student than Jack. Ne diyor? Mark, Jack'ten daha iyi bir öğrenci. Cindy cooks worse than Julie. Cindy, Julie'den daha kötü yemek yapar. Daha kötü yemek yapıyor. Güzel. Gördüğünüzdür arkadaşlar, burada bir kıyaslama söz konusu. Düzensiz sıfatlarımızı da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi gelelim more veya less'e. More veya less birbirinin tam tersi kelimeler. Yani şöyle, more artı bir anlama sahipse... More işte daha fazla derken more'u kullanıyorum. Less ise daha az derken bunu kullanıyorum. Hı-hı. Yani artı artı, eksi eksi. Senin alanın aslında bu. Ben müdahale ettim, kusura bakma, hakkını helal et. Şimdi Kate ve Man diye bakıyorum. Burada iki tane hanımefendi var. Bunlara less veya işte more kullanarak kıyaslayacağım. Ama dikkat edersen hala den var. Deni unutmuyoruz. Çünkü den bizim için her zaman den anlamı katıyor. Bunu aklımızdan çıkartmıyoruz. Kate is more forgetful than Mandy. Ne demek? Kate, Mandy'den daha unutkan. Daha unutkan. Yani ikisi de unutkan aslında ama Kate daha unutkan. Birazı daha çok unutuyor. Aynen öyle. Mandy is less forgetful than Kate.
Baktığım zaman da bunu tam tersi denmiş. Mandy ise Kate'den daha az unutkan. Ama ikisi unutkan hala. Kate is more beautiful than Mandy. Kime göre, neye göre öğretmenim? Ya işte hani espri olsun diye yaptık. Mandy is less beautiful than Kate. Yani Kate daha güzel. Mandy ise daha az güzel. Aslında ikisi de çok tatlışko. Evet. Ama biri daha çok güzel, öbürü daha az güzel diyoruz. Mor ve less'in de böyle farklılıkları var arkadaşlar. Boşluk doldurmaz. Geldim boşluk. Sen bayılıyorsun boşluk doldurmaya. Acayip bayılıyorsun. Sürekli. Fill in the blanks. Fill in the blanks etkinliğine bayılıyorsun. A turtle is than rabbit demiş. Şimdi than'leri biz kullanmışız galiba. Hazır sizin için than yazmakla uğraşma diye biz buraya than yazmışız. Ne yapacağız? Sen bu parantez içindeki yeşil yazılı olan sıfatların daha anlamlarını kullanarak boşlukları dolduracaksın. Tamam. Hadi bakalım. Turtle, kaplumbağa. Rabbit, tavşan. Tavşan daha hızlıdır. Evet. Ama burada yavaş var. O zaman? Tavşandan daha yavaş o diyeceğim. Zaman? Slow. Slow ne? Kısa bir sıfat değil mi? Evet. Kısa sıfata daha anlamı nasıl yüklüyorduk? Sonuna ne getiriyorduk biz? İki harf getiriyorduk. İki harf. İlk sayfamızı ama düşün. Evet, güzel. Ne yapıyorduk biz? Sıfatımız kısaysa sonuna er eki getiriyorduk Nagel. Sanki bu da böyle düzensiz gibi hatırladım ya. Hayır, ne vardı? Good vardı, bad vardı, evet. Much vardı, many vardı, little vardı, far Slower vardı. Sadece 6 tane düzensizler. Yani sıfatlarımızın geneli düzenli. Geneli akıllı çocuklardan oluşuyor. Peki. 2 tane düzensizler var. Gelelim buraya. My sister is more hardworking than me. More hardworking. Kız kardeşim benden daha çalışkan. Daha çalışkan. Benim için doğru bir cümle. Güzel. Peki sen ondan daha çalışkan olsaydın o zaman buraya more değil de less. Less yazmamız gerekecekti. A horse, a dog. Bir atla bir köpeğin kıyaslanmasında her zaman için atlar daha büyüktür. Dolayısıyla bigger. Bigger. Ne yaptın? Otomatikman biliyor musun? Sondaki harfi çift yaptın. Evet. Dolayısıyla ünsüz, ünlü, ünsüz. İki tane G oldu. Dediğimiz zaman ek getirdiği zaman otomatikman sondaki harfi double yapıyoruz arkadaşlar. English, Japanese. İngilizce, Japonca'dan daha zor diyeceğim. Daha difficult, mı zor? Uzun olduğu için. Difficult zor demek. Sence daha mı zor? Hangisi zor sence? Yani İngilizce daha kolaydır aslında. O Japonca zaman, daha. O zaman daha az zordur less, değil mi? Less diyelim. Less. Tek küçük sayıyla yapıyoruz. Less difficult. Arkadaşlar onların zaten hani ben o Japoncu hani bırak okuması falan evet, bile garip zaten. Evet alfabesi bambaşka. Evet alfabesi bambaşka. Dolayısıyla hani zaten konuşmalarında da hani herhangi bir Avrupa diline benzetemiyorsun bile. Evet. Dolayısıyla hani anlamak hani herhalde orada yaşamayan bir insan için sorudan öğrenmek çok zor olsa gerek. Today is than yesterday demiş. Bugün dünden daha iyi. O zaman nasıl diyeceğim hadi bakalım. Hatırlıyor musun? Good, better. Better. Better, güzel. Bravo. Hatırlıyorum. Yani slower hatırlamayı, better hatırlamanın da ayrı bir evet, şahane. Ama onun düzensiz olduğunu kesin biliyorum. Güzel. Düzensiz 6 tane nagel. Yani hani genelde sıfatların çoğu düzenli. 6 tane yani good, better'a dönüşüyor. Bad, worse'a dönüşüyor. Many veya much, more'a dönüşüyor. Little, less'e dönüşüyor. Farsa, further veya further'a evet dönüşüyor. Güzel. Şimdi gelelim buraya. Compare the school subjects below. Burada ne var? Hangi dersi görüyorsun? Coğrafya. Geography. Ki bayılırdım buna ben. Burada hangi ders var? Biyoloji. Biology. Biology. Burada ne var? Kimya, chemist. Chemist diyebiliriz ya da fizik deneyler. Fizik de olur. Chemist. Benim eşim de bir kimyacı. Evet. Dolayısıyla ben bir kimya hemen yapayım. Sonra darılmasın. Evet. Bunları şu sıfatları kullanarak kıyaslayacağız. Bu kelimenin anlamlarını bir kere hatırlayalım. Kolay. Easy ne? Kolay. Ne diyordu şarkıda üstad? Easy, easy, tamam gibi. Evet. Evet. Interesting ne? İlginç. Enjoyable. Eğlenceli. Eğlenceli, keyifli artık ne dersen. Good ne? İyi. Hadi bakalım bunları bir kıyaslayalım. 3 tanesini biz kıyaslayalım. Sonuncusunu da öğrencilerimize bırakalım. Onu da videonun altına yorum olarak yazsınlar. Olur mu? Süper olur. Bence de çok güzel olur. Biz hadi bakalım. Biz de okuruz. Biz de okuruz. Şimdi bakalım. Sence hangisi kimya, daha biyoloji, kolay? Coğrafya. Bence coğrafya hepsinden kolay. Bence kimya. Allah Allah. Güzel ders. Güzel. Tamam o zaman. Chemist is. Is. Daha kolay diyeceğiz. Hı-hı. Easy. Kısa. Easier mi olacak? Easier. Y'ye ama dikkat et. Y'ye gidiyor yerine Y geliyor. Easier. Than. Than. Neyle kıyaslıyorsun? Coğrafya ya da biyolojiyle mi kıyaslıyorsun? Geography dedim. G harfini yazmıştım. Geç kaldın. Yapacak bir şey yok. Birçok bir kere söylediğin için doğru olmayabilir ama bu güzel gerçekten. Bence coğrafya daha kolay. Çünkü hani kimya neyse eşime söyleme hiç anlamıyorum. Ya. Ben hakikaten kimya hiç anlamıyorum. Devam. Özel ders alın hocam. Evet güzel. Eşimden alacağım. Interesting. İlginç demek. Sence hangisi daha ilgi çekici böyle? Hani biyoloji. Çekiyor kendini.
Biology güzel. Biology is... Nasıl interesting kıyasla? Olduğu için çok uzun. Bak, başına more var. Getirmem lazım. More interesting. More than interesting. Then de getireceğim. Then'i unutmuyoruz. Evet. Then. Sence neyden daha ilginç? Kimyadan. Tabii bu arada bu cümlenin hepsi kişisel düşünce olduğu için bunların hepsinin başına I think getirebiliriz değil mi? Bu bence. Evet. Ya da to me, bana göre ifadelerini kullanabilirsin daha. Evet. Biology. Ha, is biology. More interesting than chemist diyelim. Evet. Coğrafya da ilginç. Güzel. Biraz. Son bir de enjoyable, eğlenceli. Sence hangisi eğlenceli? Artık bu da coğrafya olsun. Hadi bakalım. Coğrafyacılara buradan. Geography is... Uzun bence. More diyeceğiz. Değil mi? Baksana kaç harfle. Çok 9 uzun. Harfle. More. More enjoyable. Than. Than. Ne diyelim hocam? Neyden daha eğlenceli? Biyolojiden daha eğlenceli olsun. Ve dördüncüyü arkadaşlarımıza bırakalım. Ve arkadaşlar sizden şunu istiyoruz. Good sıfatını kullanarak ve bunun komparatif halini, yani daha anlamına gelen halini kullanarak buradaki derslerden herhangi biriyle alakalı yorumunuzu, düşüncenizi lütfen videonun altına yorum olarak atınız. Biz onları Nagihan'la okuyacağız. Bakalım kimlerden doğru cümleler gelmiş. Diyoruz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı unutmuyoruz. Çünkü yeni videolar çok yakında geliyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.